Erkan Tan, İstanbul'da adeta kıştan kalma bir hava var desek yanlış olmaz sanırım. Çünkü şu an özellikle hem rüzgar hem de yine yer yer etkili olan yağışla birlikte İstanbullular soğuk bir güne uyandı. Ve İstanbul'da bu soğuk gün aslında bekleniyordu. Bizler de şu an Boğaz'dayız. Bulutlu havayı sizlere de aktaralım, gösterelim. Ben de bazı detaylardan bahsedeyim. Evet, Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısında bulunmuştu. Özellikle Cuma günü, yani bugün ve yarın için İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir çevreleri özellikle soğuk havanın etkisi altında olacak ve fırtına ihtimali söz konusu. Bu noktada özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü dikkatli olunması gerektiği uyarısını yaptı. Özellikle ağaç yıkılmaları, çatı uçmaları gibi hadiselerden kaçınılması gerektiği, bunlarla alakalı önlem alınması gerektiğini de vurguladı. Peki bu fırtına ve rüzgar ne kadar bir şiddetten bahsediyoruz? Özellikle İstanbul'da için bahsedecek olursak daha iç kesimlerde, daha böyle kuzey kesimlerde 40 ile 60 kilometre saat içerisinde olurken daha yüksek kesimlerde bu fırtına 80 kilometreye kadar yükselecek hızı. Özellikle bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. Tabii ki sadece uyarılan il İstanbul değil, bununla beraber başka illerde de yine fırtına uyarısı var. Güneydoğu illerinde de yine fırtına uyarısı var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ili sarı kodlu şekilde uyardı ve toz taşınımı, işte o toz taşınımı ile birlikte özellikle İstanbul'da fırtına ile birlikte beklenen sağanak yağışta yine çamur da yağabilir ve bu konuda hatırlayacaksınız, bundan yaklaşık 3 hafta önce de böyle bir durumla karşı karşıya kalmış İstanbullular ve sabah kalktıklarında araçlarının üzerinde birçoğunun adeta bir çamur tabakası vardı. İşte buna benzer bir durum yine hafta sonu için gerçekleşebilir. Bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. Sıcaklıklar düşecek. Önümüzdeki hafta yükselmesi bekleniyor. Ancak hafta sonu hem fırtına hem de sağanak yağış, bir de üzerine çöl tozuyla birlikte İstanbulluları kasvetli bir hava bekliyor diyebiliriz. Ve sadece İstanbul'da değil, özellikle Marmara bölgesi ve yine Güneydoğu illeri için aynı tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü belirtti diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.